Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünyası Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için uzun zamandır çok istek alan, sizlerden çok istek geliyordu halka tatlısı tarifi yapın diye. Birçok tarif var ama hiçbir tarifi çok beğenmiyordum. Gerçek ustasından gerçek halka tatlısının tarifini buldum ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. İnanılmaz güzel oldu, çıtır çıtır harika bir tarif oldu. Küçük paket maya, yaş mayalarımızın 1/4 kadarını kullanıyoruz. Yani yaklaşık 10 gram kadar maya, 1,5 su bardağı ılık suyla mayayı suda eriteceğiz. Yani 10 gram kadar yaş maya kullandım arkadaşlar. Mayamız eridikten sonra ilk önce 1 bardak suyumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Yine unumuzun hepsini birlikte kullanmayacağız. Vıcık bir hamur elde etmek için, pütür pütür olmaması için elimizle güzelce unumuzu yedire yedire oldukça vıcık bir hamur elde edeceğiz. Toplamda ne kadar un kullandım arkadaşlar? 2 su bardağı artı 3 yemek kaşığı un kullandım. Yani yaklaşık 2,5 su bardağı kadar un kullanmış oldum. Evet arkadaşlar, koyu bir sert bir hamur olmayacak. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak ve elimizde sürekli bu şekilde toplayarak hamurumuza kıvam aldırıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Kabarması için yaklaşık yarım saat kadar bekliyoruz. Bu arada şerbetini hazırlayacağız arkadaşlar. Üzerini kapatalım, beklesin. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker, birkaç damla limon suyundan oldukça koyu bir şerbet yapacağız. Yaklaşık yarım saatten biraz fazla da kaynatabiliriz. Şerbetimiz normal tatlılara göre çok daha ağır olması lazım. Kaynatacağız ve şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Evet, hamurumuz istediğimiz kıvamda kabardı. Gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla içindeki havayı alarak şöyle bir karıştıralım. Sıkma torbasına dolduracağız. Gördüğünüz gibi bu ucu kullanacağım ama benim ucum biraz büyük. Elimde başka daha küçük bir uç olmadığı için bunu kullanacağım ama kesinlikle kullanacağınızın ucun çok ince olması gerekiyor, onu söyleyeyim. Elimde bu olduğu için bunu kullanmak zorunda kaldım ama normalde çok daha ince olması gerekiyor. Evet, torbamıza doldurduktan sonra sıcak yağımızın üzerine tatlımızı sıkıyoruz. Çok kaynar olmaması gerekiyor ama yağın sıcaklığını nasıl ayarlayacağız? Küçük bir parça içerisine atarak bu şekilde cızırdamaya başladığı zaman yağımız tamamdır arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha ince ekipman kullanırsanız, uç kullanırsanız tatlılarınız çok daha küçük, daha ince olur. Elimde olmadığı için bu şekilde kullandım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, gerçekten çok güzel bir tarif. Tam dışarıda yediğimiz halka tatlıları gibi o kadar çıtır ki, inanın hani çok isterdim görmenizi. Sadece videoda anlatılmıyor, gösterilmiyor tam kıvamı. Yerken bile çıtır çıtır ses geliyor, o kadar lezzetli oldu. Mutlaka yapın. Birçok takipçimden uzun zamandır çok istek alıyordum. Ama ben de sevmiyorum, şeyi sevmiyorum arkadaşlar, tarifim tam olması gerekiyor, içime sinmesi gerekiyor. Birçok halka tatlısı tarifim var ama hiçbiri hoşuma gitmiyordu. Hoşuma gitmeyen bir şeyi sizlerle paylaşmayı sevmiyorum. Evet, şerbetimiz soğumuştu arkadaşlar. Güzelce kızaran tatlılarımızı şerbetimizin içerisine alıyoruz ama çok fazla bekletmiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hemen çıkaracağım. Bu kadar bekletilmesi yeterli ve servis tabağımızı alıyoruz. Alt üst edeceğiz arkadaşlar. Evet, alt üst edeceğiz. Ve hemen çıkarmaya başlayalım. Çünkü çok fazla kalmaması gerekiyor, çıtırlığını alır. Evet, tatlımız harika oldu. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.